İsmim Nedim Şendağ, tıp doktoruyum. İstanbul'da çalışıyorum. Normal şartlarda emekliyim. Öğrenci Salih Berke Şendağ, Uluslararası İlişkiler ve Küresel Siyaset bölümünde okuyor, ODTÜ'de. Tanışma hikayemiz ilginç. Oğlumuz aslında İstanbul'da bir bölüm kazanacak diye hazırlık yaparken ben burayı kazandım, buraya gideceğim, burayı istiyorum dedi. Ve o şekilde biz Sayın'la tanışmış olduk Sunu ile. Hoşumuza gitti. Yani bir öğrenciye mutlaka ki iki ayrı okulda eğitim verilmesi onun hayata bakış açısını mutlaka değiştirecektir. Hele de bunlardan bir tanesi bizim ülkemizde, birisi Amerika'da olunca farklı iki ülkenin kültürlerini öğrenecek olması bence önemli özelliği ve iyi tarafı. Dedim ki iki tane üniversiteden ayrı diploma alacak olması bir etken, iki farklı kültürlere tanışacak olması, farklı insanlara tanışacak olması diğer etken benim için önemli bir tercih sebebi oldu. Hedefi akademisyen olmak. Şu anda en son senesi kaldı. O seneyi bitirdiği zaman, Amerika'dan mezun olduğu zaman muhtemeldir ki o hedefine doğru yoluna gidecek. Çünkü o hedefe çok emin adımlarla gidiyor. Şöyle baktığımda çok iyi bir yabancı dil sahibi oldu. Dünyaya farklı bir ülkeden bakma onun için büyük bir avantaj oldu. En azından artık bizim gibi Türk televizyonları değil de Amerikan televizyonları seyredip yorum yapabiliyor. Biz biraz daha ona göre bunları dinlemekte zorluk çekiyoruz tabii. Ya zaten şöyle, özgüven sahibiydi. Daha öncesinde de özgüveni çok yüksek bir insandı. Onun için hani özgüveni çok bir etkisi olmadı ama yabancı dilde çok korkunç derecede bir etkisi oldu. Sosyalleşmesi tabii ki. Farklı insanları tanınca mutlaka sosyalleşti. Çok çeşitli ülkelerden arkadaşları oldu. Bir evde yaşamayı öğrendi. En önemlisi o ailesinden uzakta bir evde yaşamayı öğrendi. Bu da bizim için önemli. Ben çok hissetmedim bunu belki ama şöyle baktığımda belki yabancı dili, hep onun üzerine duruyorum, yabancı dili daha iyi oldu. Zaten çok okumayı severdi, hala çok okuyor. Ama okuduğu kitaplar değişti. İngilizce kitaplar okumaya başladı. Türkçe iyi bırakıp İngilizce kitaplar okumaya başladı. Çok da daha değişik bir şey görmedim. Ha, zorluğu şu oldu, tabii ki ailesinden uzakta olmak bir zorluk. İkincisi ülkemizin işte döviz şartları. O üniversiteye girdiğinde döviz daha düşüktü, şimdi daha yüksek. O babalar için özellikle zor olduğu için. Onun için de zor oldu. Ama bir şekilde bunu tolere etmeye çalıştık hepimiz. Adaylar için şunu öneriyorum. Mutlaka okul olarak çok iyi bir okul. Bunu mutlaka Türkiye'deki birçok okula tercih edebilirler. Ama tabii ekonomik duruma çok iyi bakmak lazım. Çünkü gittikleri zaman, örnek vereyim ben canlı olarak, biz belki okula yazdırdığımızda 2 lira olan dolar şu anda 4.60. İki katına çıktı. Dolayısıyla okulun fiyatı da iki katına çıkmış oldu. İyi tarafından bakarsak belki %50 burslu olduğu için bizim için bir avantaj ama herkes bizim kadar şanslı da olmayabilir. Ona dikkat etmeni öneririm. Çünkü gerçekten insanları zorlayan bir süreç. Kesinlikle ben Sunu ofisiyle özellikle belki Amerika'ya gittiğinde birkaç kere görüştüm. Ücret ödemeyle ilgili bana son derece yardımcı oldular. Herhangi bir şikayetim de yok. Yani gayet başarılı bir iletişimimiz var. Türkiye'de bir okul okuyacaklarına kazanabiliyorlarsa bence kesinlikle bunu denemeliler. Çünkü bir insanın iki ayrı yerde okuyor olması, iki ayrıdan diploma alıyor olması ve iki ayrı yerde arkadaşların oluyor olması çok önemli bence. O yüzden kesinlikle tavsiye ederim.